Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde SQL Server'da Common Table Expressions konusunu inceleyeceğiz. Buna kısaca CTE denir. Common Table Expression'ın amacını öncelikle bir inceleyelim. Teorisi nedir bunun? SQL Server'da geçici bir tablo oluşturma ihtiyacı durumunda, yani türetilmiş tablo gibi düşünebilirsiniz bunu. Geçici bir tablo oluşturma ihtiyacı durumunda birçok farklı yöntem inceledik ve kullandık. Bunu diğer derslere ithaben söylüyorum. CTE özelliği de sorgu sonuçları için geçici bir tablo oluşturarak üzerinde işlem yapmaya yarayan bir özelliktir. CTE özelliği 2005 yılında SQL Server 2005'e eklenen bir özellik olmakla birlikte yeni sürümlerinde farklı özellikler eklenerek genişletilmiştir. CTE'nin diğer benzer özelliklerinden farkı öz yinelemeli, yani recursive olmasıdır. Özetle recursive ne demek onu açıklıyorum şimdi. Bir işlevi tamamlayana kadar kendi içerisinde aynı işlevi yineleyerek gerçekleştirmeye denir. Bu arada bu açıklamaları kendi kitabımdan alıyorum. Kitabımdaki bölüm açıklamaları diyebilirim. Şimdi nasıl kullanırız ona bakalım. İlk örneğimizde öncelikle bunun bir sintaksi var. Sintaksini de gene şuradan TSQL CT diyelim. With common table expressions. Sintaksi şurası. Söz dizimi. Mesela burada başında bir şey de vardı. Daha önceden TSQL'de olduğu için bir zorunlu olmamakla birlikte bir noktalı virgül kullanıyordu with'in başına. Biz örneğimizde kullanacağız bunu. Ama dokümantasyon içerisinde kaldırmışlar bunu. Çünkü zorunlu değildi. Bakın buralarda da yok vesaire. Ama örnekleri buralardan inceleyebilirsiniz. Farklı farklı birçok örnek var. Şimdi biz kendi örneklerimize geçelim. Bakın default sintaksinde şu başında noktalı virgül vardı. Ama zorunlu değil bu. Şu şekilde kullanılıyor. With ile başlar. With ve CTE'nin adını verirsiniz. Common Table Expression'ın. Sonrasında da öncelikle içerisindeki sorgudan başlayalım aslında. Şuradaki sorguyu bir çalıştırayım. Bakın burada bize verilen değer product ID, name ve color bilgisini ürünler tablosundan çek. Ver kısmında da product ID'si 400'den büyük ve color'ı da is not null, yani rengi null olmayan ürünlerden product ID'si de 400'den büyük olan kayıtları getir. Sorgu gayet basit. Şimdi ben bunu öyle bir şey yapacağım ki bir CTE olarak oluşturacağım ve sonrasında da bununla bir select yapacağım. Dikkat ederseniz bir CTE product burada oluşturuyorum. Sonrasında da select ile sorguluyorum burada. Burada sorgumun sonucunda bana 3 tane sütun geliyor. Product ID, name ve color. Ancak ben diyorum ki bunları farklı isimlerle ben göstereceğim. Bu geçici tablo olarak kullandığım CTE özelliğinde, CTE nesnesinde ben şu isimlerle kullanmak istiyorum. Product ID ürün ne olacak? Name ürün ad olacak. Color da red renk olarak görünmesini istiyorum. Şu isim ve sütun bilgilerini tanıttıktan sonra as diyoruz ve sorgumuzu yazıyoruz. Buradan çalıştıktan sonra üretilecek olan veri şu tablo adıyla bu sütunlarla bize kullanılabilir olarak gelecek. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu da bilmeniz gereken temel bir kural. Burası ayrı, alt kısım ayrı değildir. Aslında bunlar ikisi de tek bir sorgudur. O yüzden parantezden sonra devamını da ne yapmak istiyorsanız onu da belirtmeniz gerekiyor. Bakın burada ürün no, ad ve renk olarak bize geldi. Burada da aslında Common Table Expression nesnesini ben sorguladım. Temel olarak bu şekilde.
Başka neler yapabiliriz? Bakın, gene CT'ye product nesnesi oluşturacağım. Bu arada bu sorgu çalıştırdığınızda bu gerçekleşir. Sonrasında da kullanılmaz daha. Mesela şunu ayrı olarak kullanayım. Bakın artık CT diye bir şey yok. Çünkü bu tek bir bütün olarak çalışır. Bir kere kullanırsınız, ondan sonra tekrar kullanmanız gerekiyor. CT'yi tekrar aynı sorguyla üretmeniz lazım. Şimdi aynı işlemi burada yapıyorum. Bu sefer tek farkı select yerine update yapacağım. Yani CT product üzerinde update yapıyorum. Ama şöyle bir bakalım. Örnek bir nesne bulalım. Şurada mesela Advanced SQL Server var. Bunun adını değiştireceğim ben. Öncelikle demo 1 olsun ve şunu kopyaladım. Orijinal bir sorguyla ben bunu güncelleyeceğim. Şurada product ID'si bu olan name'ini şu yap. Demo 1 olsun. Şimdi tekrar aldığımızda bakalım. Bakın 461 demo 1 olarak değişti. Şimdi ben oluşturduğum şu CT ile bu demo 1 kaydını Advanced SQL Server olarak değiştireceğim 461'i. Nasıl yapacağım? Şimdi şunu diyebilirsiniz. Select ile ben bunu alıyorum. Geçici bir tablo üretiyorum. Sonra update yapıyorum bu geçici tablo nesnesi, yani CT üzerinde. Ama gerçek tabloyu etkiliyor. Evet, aynen öyle oluyor. Bunların hiçbiri gerçek değil. Hani bu anlık olarak oluşuyor CT. Bu sütunlar da aynı şekilde anlık olarak oluşuyor. Ama sonuç gerçek tabloyu etkiliyor. Şimdi update'imi çalıştırıyorum. One rows affected. Sonra şuradan hatta direkt ver product ID eşittir 461 dedim. Evet. Bakın gerçek tabloyu etkiledi. Yani bir nevi view gibi de düşünülebilir bu konuda. Mesela view'lerde de aslında selektif olarak kullanılır ama view'ler üzerinden insert, update, delete işlemleri bile yapılabilir. Bu da benzer şekilde çalışıyor. Geçici bir nesne üzerinden gerçek tabloyu etkileyebiliyorsunuz. Bir başkası da, bakın bu da farklı örnekler. Gerçek veriyi geçici nesneler üzerinde tutup bunlar üzerinde işlem yapma. Genelde select amacıyla kullanılır zaten. Hani diğeri sadece örnek olsun diye yaptığım bir şeydi. Teknik olarak yapılabiliyor. Mesela en pahalı ürün ve en ucuz ürünü hesaplayan, bulan birer CT yapacağız. Burada iki tane CT var aslında. Tek bir CT tanımı var ama iki tanesi tek bir tanım içerisinde gerçekleşiyor. Burada şöyle yapıyoruz. Öncelikle with ile başlıyor gene. En pahalı ürün CT'si ve bunun içerisinde sorgumuz var. Sorgumuz standart bir tab 1 sorgusu. List price ascending olarak sıralıyor. Sonrasında sıfırdan büyük olan list price'ları alıyor ve burada da tab 1'i buluyor. Şurada da tam tersi aslında sorgu olarak şöyle bir bakayım.
Evet. Öncelikle en pahalı ürünü oluşturuyoruz. Sonrasında en ucuz ürünü oluşturuyoruz. Ve bunları da Union ile sonucu birleştirerek ekranda yazıyoruz. Dikkat ederseniz arada bir virgülle ayrılmış durumda. Ama tek bir vidile başlıyor. Bu da birden fazla CTE gövdesini tek bir CTE içerisinde oluşturabileceğimizi gösteriyor. Sonrasında da gene bakın dikkat ederseniz herhangi bir şey bırakmadan, araya herhangi bir farklı kod yazmadan bu sorguyu devam ettiriyorum. Ve en pahalı ürün CTE ile en ucuz ürün CTE'yi birleştirerek bunları tek bir satır gibi gösterebiliyorum. Yine bunların üzerinden de tabii ki update ya da diğer işlemler teknik olarak yapılabiliyor. Ama burası sadece analiz için oluşturulmuş bir sayfadır. Yani bir sorgudur.